Siz de kalın. Lütfen. Merhaba Alesya. Alesya mı, Deniz'i mi tercih edersin bilemedim. Davut Bey Deniz deyince güzel isim. Annene ne kadar da benziyorsun. Annemi konuşmak için gelmediniz sanırım. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Çok vaktim yok. Peki kızım. Sakın. Sakın bana kızım demeyin. Alesya yeterli. Özür dilerim. Haklısın. Bunca yıl geçmiş. Birbirimizi tanımıyoruz tabii. Yani ben seni tanımıyorum. Hiç görmedim. Aslında çok isterdim. Bilmem Eleni benden hiç bahsetti mi? Terk edip gittiğiniz dışında hiçbir şey söylemedi. Sizden hiç konuşmazdık. Terk etmek demek doğru bir kelime değil belki. Korkmak, kaçmak demek daha doğru olur. Çok aciz ve zavallı biriydim. Oysa sen baksana, benimle konuşmayı kabul edecek kadar yüce gönüllüymüşsün. Merak etme, bağışlanmak değil derdim. Bağışlamak mı? Ben sizi tanımıyorum. Davut Bey rica etmese ben sizi dinlemezdim bile. Daha fazla katlanabileceğimi de sanmıyorum. Deniz kızım, birbirini tanımayan iki insan olarak konuşun o halde. İçinize gömmemek için konuşun. Konuşmak geçmişi değiştirmez. Ama yarını değiştirebilir. Bunu önce kendin için yapmalısın Deniz. Zübeyde dur. Ha Yusuf ne oldu? Korkuttun beni. Allah elini versin. Ya kusura bakma. Sesimi ayarlayamadım da. Ne oldu? Davut Baba'ya bir şey danışmam lazım. Müsait değil şu anda. Misafiri var. Ha, tamam. Rahatsız etmem. Neyse ben sonra geleyim o zaman. Senin de pek sohbet havan yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne kadar genç ve aptal biriydim. Bir bilsen, Eleni çok güçlü bir kadındı. Bense tam bir çaylaktım. Baba olacağımı söylediğinde kendime gelemedim. Saklanmak istedim. Herkesten. Zaten ailem de beni umursamazdı. Bunları anlatmanızın amacı ne? Babam git, ne yaparsan yap. Bize sormadan evlendin, çocuğunu da al başına çal deyince ortada kalmış hissettim. Eleni'ye açılamadım. O da benim kendisini istemediğimi düşündü. Kavga ettik. Ben de bunu fırsat bildim aklımca. Ne kadar aptalmışım. İlişkimiz bitti. Boşandık. Davut Bey bunları anlatmıştır sana. Mahkemede annenin yanındaydı. Tam 28 yıl öncesini anlatıyorsunuz. Annem ölünce yüz mü buldunuz? Eleni beni istemez ama belki Alesi ister öyle mi? Seni doğuracağını düşünemedim. Oysa Eleni çok güçlü bir kadındı. Anlamam gerekirdi. Bir anda senin var olduğunu ve annenin ölmüş olduğunu öğrendim. Benden nefret et istersen ama beni anlamaya çalış. Bizi merak etseydiniz çoktan öğrenmiş olurdunuz. Bundan anlaşılacak bir şey yok. Merak etmediğimi sanıyorsun. Normaldir.
Davut Bey'in başına büyük dert olduğun günü sana anlatmamışlardır. Davut Bey çok büyük bir insan. Kapıya gelip olay çıkardığın gün yediğim dayağı hayatım boyunca unutmadım. Hala izlerini taşıyorum. Ruhsal ve fiziksel olarak. Ama kötü manada değil, değişmeme sebep oldunuz. Doğru bir insan olmaya karar verdim. Ne diyorsunuz siz? Siz meğer gitmişsiniz o gün buralardan. Bir daha da izinizi bulamadım. Davut Bey, izninizle. Daha fazla devam etmeyeceğim. Alessia. Yusuf şimdi olmaz. Lütfen. Ne zaman istersen yanındayım. Alex! Ne işin var? Nasılsın burada yüzsüz herif? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu pisliğin burada hiçbir işi olamaz. Kalkmış gelmiş bir de buraya. Ne sahtekarlık peşine kim bilir? Kendine gel Alex. Kapıda olduğunu unutma. Geç şuraya bekle. Geç şuraya Alex. Soluklan geliyorum. Kusura bakmayın. Şimdilik gitseniz iyi olacak. Haksız da sayılmaz. Umarım tekrar görüşürüz. Bu denize bağlı. Kapıya yakışmayan hareketlere izin vermem biliyorsun. Nasıl kapıya yakışmayan o herif? Nasıl olur da onu buradan içeri alırsın abi? Sana bir kere söyleyeceğim Alex. Sen de ikiletmeyeceksin. Bu mesele bizim meselemiz değil. Baba ve kızı arasında. Babasıymış. Ne babası abi? Bugüne kadar neredeymiş? Ha? Neden gelmemiş bugüne kadar? Ben onun neden geldiğini çok iyi biliyorum. O paranın kokusunu almıştır. Kokuyu nasıl alacak Alex? Kim biliyor ki Alessia'nın geldiğini, kapının yasal varisi olduğunu? Abi yine benden şüpheleneceksen yeter. Yeter. Eğer istersen gidelim, bir daha da buradan gelme. Kardeşim Alex olduğun sürece burada sana her zaman yer var. Yolundan şaşma yeter.